Altay tankı için Güney Kore'nin Rotem firmasıyla transmisyon yani şanzıman için anlaşma imzalandı. Yaklaşık 200 milyon euro şimdilik o da olmak üzere bir bedel ödenecek. Arkadaşlar Güney Kore kendi geliştirdiği K2 Black Panther tankı için Alman güç grubu ve transmisyon kullanırken biz Güney Kore'nin kendisinde yeterli görmediği güç grubu ve transmisyonu hem 8 aydır deniyoruz, hem kalifiye ediyoruz, hem güçlendiriyoruz. Böylelikle Güney Koreliler üzerinde Combat Proven, Türkiye'nin ürettiği tanklardaki kullanımın kalitesi nedeniyle bir güzel pazar elde etmiş olacaklar. Biz de 300-400 milyon euro sadece transmisyona para vermiş olacağız. Ayrıca maalesef bir türlü yerli güç grubunu üretemediğimiz için de yine Güney Kore'ye bağlı kalacağız ve üretilen her tank başına bir royalty ödemesi yapmamız gerekeceğini tahmin ediyorum. Çünkü genellikle bu işler böyle sürmektedir. Ama hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah başarılı olur. 8 aydır uzun süredir tank üzerinde bu transmisyon grubunun ve Kore güç grubunun çalışmaları devam ediyordu. İnşallah bu sefer hayırlısıyla şu Altay tankını en azından Güney Kore güç grubu ve transmisyonuyla da olsa yerli olarak üretebiliriz. Türk ordusu 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'dan alınan Panzerkraftwagen 4'lerden beri ilk defa eğer Altay tankını üretip seri üretimi alıp ordumuza vermeye başlayabilirsek sıfır tank elde etmiş olacak. Altay tankının zırh kalınlığıyla beraber 63 ton civarında bir ağırlığının olmasını bekliyoruz. Yine güzel bir silah ortaya çıkaracağımıza umut ediyoruz. Biz bunu 2010'lardan beri bekliyoruz. Ben de bir otokar yatırımcısıydım. Zamanında 32 liradan otokarları da satmıştım. Şimdi 1000 lira mertebelerinde tabii üretim otokara verilmedi ama Türkiye'nin bu projede çok gecikmesi hepimizi üzüyor. Umut ederim Altay tankımızın transmisyon sisteminin bizi yanıltmayacak şekilde kaliteli bir şekilde tanka uyum sağlamasını umut ediyoruz. İnşallah gerçek olur diyor. Evet. Aslında Altay tanklarımız umut ettiğimiz şekilde gerçekleşmiş olsa Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Ege ve Akdeniz'de daha güçlü sesi çıkabilirdi. Sadece deniz kuvvetlerimiz değil, kara kuvvetlerimiz ve hava kuvvetlerimizin müşterek harekat etmesinin çok önemli olduğunu sık sık videolarımda belirtiyorum. Bu güzel aletin inşallah Kore yapımı transmisyonla ve Kore yapımı güç grubuyla güzel işler çıkarmasını umut ediyoruz. Başarılı olacağına inanmak istiyoruz. Mühendislerimize de güveniyoruz. Bu aracı ben Yunanistan karşısında da oldukça başarılı olacağına, Yunanların Leopard 2A6'larına karşı da oldukça güçlü bir Türkiye'nin güçlendireceğine, güçlü bir virüs sevdireceğine inanıyorum. Kaliteli bir şey çıkardık. Sonuçta K2 Black Panther